gönderiyorlar. Ağrı kesicileri kullanıyor. Biz de her gün görüşürüz. Diyoruz ki bu çocuk bu siper olduğu için benim oğluma hiçbir şey gelmiyor. Fiziki bir yaralanması yok. Ama o anda baş ağrısı kulak çınlaması başlıyor. Besi neydi? Onbaşı. Onbaşı. Piyade onbaşı. Uzman. Hayır, uzman diyoruz. Sözleşme. Meti. Meti. Benim oğlum 15 Temmuz gecesi televizyonlar karartılırken, selalar verilirken, biz bir balkonda, bir dışarıdayken, baba dedi benim adım bile Oğuzhan, ben asker olacağım. Ki o güne kadar bilgisayarlı muhasebede okuyor, babasının koltuğuna talip olsun diye okuyordu. O gün karar verdi, kararından emin bir çocuktu. Kararından emin bir çocuktu. Bir, kendi kafasından geçireni yapan bir çocuktu yani. Oldu, karar verdi, asker oldu. Okulunu dondurdu, gitti, normal asker oldu. Sonra uzmanlığı müracaat etmiş, uzmanlığı kazandı, uzman onbaşalar görevi çavuş olmuştu en son. 3 Kasım 2019 günü önünde astsubay mayına basıyor. Patlamayla astsubay 1 metre önünde siper olduğu için astsubayın ön tarafında 17 tane şarapnel parçası var. Benim oğlum 1 metre arkasında olduğu için hiç fiziki yaralanma yok. Ama o günden itibaren baş ağrısı kulak çınlaması var. 2 Kasım'da olmayan bir rahatsızlığı. Apar topar çocuğu aldım İzmir'e götürdüm gittim. Çocuk orada o götürdüğüm gece bayılmış. Velhasıl 8 gün yoğun bakım ünitesinde yatan oğlum 25 Ocak 2020 tarihinde 2.34'te hakkın rahmetine kavuştu. Sonra gittik dava süreci başladı. Mahkeme gerekli hassasiyeti göstererek alınan rapora karşı nihayetinde biz başka rapor alıp hakem hastaneye gönderdi. Hakem hastane olayın patlamadan olduğunu hemfikir heyet raporu olarak tanzim etti. Hacettepe Tıp Fakültesi nihayetinde 9 Eylül 2021 tarihinde 19 ay sonra adalet tescil edilmiş oldu. Devletime minnettarım, milletime minnettarım, bayrağıma saygılıyım. Bugün olsa oğlum gibi iki oğlumla birlikte ben de hazırım. Diyeceklerim bu kadar ya.